Bu gece hava ne kadar da güzel sevgili işim, öyle değil mi? İlk defa bana böyle güzel sözlerle hitap ediyorsun. Hayırdır inşallah. Çünkü seni bu son görüşüm olabilir. Kötü şeyler olacak gibi görünüyor. Nereye gidiyorsunuz efendim? Beni de bekleyin. Yalnız bırakmayın beni. Bu ne korkunç bir ses. Nereye gideceğim ben şimdi? Gök yarıldı, sanki yıldırım düştü ve her yeri yaktı, kül etti. Oh, aman Allah'ım. Rüyaymış meğer. Oh, hayır. Bu ancak korkunç bir kabus olabilir. Bir uyarı mıydı? Hemen hükümdarı haberdar etmeli. Uyarmalıyım. Neler oluyor anne? Malik, sen iyi misin oğlum? İyiyim, iyiyim. Ama senin gecenin bu vaktinde bahçede ne işin var? Nereye koşuyorsun? Öyle korkunç bir kabus gördüm ki. Anlat. Bana ne gördüğünü anlat. Kara bulutlar gördüm. Şimşekler çakıyor. Yıldırımlar düşüyordu. Sonra her şey yıkılıp dökülmeye başladı. Yıldırım düştü. Her yeri yaktı, kül etti. Ne diyorsun anne? Of! Neden vaktimi sana harcıyorum ki? Baban nerede? Bahçenin ilerisinde oturduğunu görmüştüm. Bekle beni anne. Ben de seninle geleyim. Osman, hükümdarın yanına kimseyi alma sakın. Emriniz olur hanımefendi. Vezir bile girmesin. Kimseyi alma içeri. Emriniz başım üstüne efendim. Neler oluyor böyle? Delirdiniz mi siz? Beni iyi dinle Amr. Amr mı? Sen bana ismimle mi seslendin? Şimdi bunu konuşmanın vakti değil baba. Annemin dediklerine odaklan ve dikkatlice dinle. Anlat bakalım, ne diyeceksin? Konu bu denli önemli mi, görelim. Bahçede kurbağa ve kaplumbağa gördüm. Ha? Ne diyorsun bu işe? Ne gördüm dedin? Sen delirdin galiba. Dehşetli bir rüya. Koca koca kurbağalar ayaklarının dibinde duruyormuş. Tüm bu saçmalıklardan ne anlayacakmışım ben? Işık ve karanlık. Gökyüzü ve yeryüzü. Ağaçlar telef olacak. Ve zar zor getirilen su da eski bilinmeyen yere geri dönecek. Nereden çıkarıyorsun bu saçmalıkları? Senelerdir şiddetle yayılan olaylardan çıkarıyorum. Baba oğul herkes yok olacak. Bir işaret göster doğruluğuna o vakit. Baraja git bak. Eğer orada barajın altını kazıp sonra da kayaları düşürmeye çalışan fareler görürsen bil ki musibet bize çok yakındır. Neymiş? Ta barajın yanına gidecekmişim. Hiçbir sebep yokken sadece rüya doğru mu diye. Bu dediklerin tam bir hurafe ve saçmalıktan ibaret. Farelerin hepsinin kökü kurudu. Anlayamadım yüce efendim. Sizi buralara kadar getiren bu ani ziyaretin sebebi nedir? Sen benim işime karışma. Kusura bakmayın, susuyorum. Siz burada durun. Ben tek başıma şu dağın tepesine çıkacağım. Sana eşlik etmemi ister misin babacığım? Sen burada kal. Eğer benim başıma kötü bir şey gelirse benden sonra saltanata geçecek kişi sensin. Şu akılsızlardan birinin de benim arkamdan gelmesine sakın izin verme. Emredersiniz babacığım. Allah'a hamdolsun, her şey yolunda. Fareler yine mi ortaya çıktı? 50 adamın dahi yerinden kımıldatamayacağı taşları bunlar nasıl çevirir? Bittik biz, yok olacağız. Hükümdar Amr bin Amir ne yapacağını bilemez bir halde kala kalmıştı. Baba, baba, iyi misin? Neler oluyor? Olduğun yerde kal Malik, yanına geleceğim. Hepimiz endişe içindeyiz burada. Uzun süredir kımıldamadan öylece yerinde durup aşağı bakıyorsun. Zamanın geçtiğini fark etmedim bile. Dağın tepesinde neler gördün? Yok bir şey yok. Annenle oturup önemli bir konu hakkında konuşmam lazım. Kimsenin rahatsız etmesini istemiyorum. Etrafa göz kulak ol. Emrin başım üstüne babacığım. Fareler taşları taşıyorlar değil mi? Söylemedim mi ben sana? Onların pençeleri ve dişleri var. Nasıl olur bu? Haberin olsun. Bunların hepsi kötü şeylerin olacağını işaret ediyor. Bu kum saatini eline al. Eğer kumla dolarsa bil ki artık sonumuz geldi. Kaçışımız yok. Kumla dolduğunda mı dedin sen? Barajın tamamen yıkılması ne zaman gerçekleşecek peki? Yaklaşık 7 yıl zarfında. Öyleyse hemen çalışmalara başlamamız lazım. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir fikir buldum.
Bu mektup da ne böyle? Hükümdar Amr bin Amir'den sarayda gerçekleşecek şölen için bir davetiye. Mektubu getiren kişi neden bunları sözlü olarak söylemedi ki? Bu ne anlamsız şey? Ne savurganlık? Şu davet mektubuna baksana. Altın suyuyla yazılmış. Doğru söylüyorsun. Hem de gerçek altın. Binlerce insanımız aç susuzken, haksızlık ve zulümden feryat ederken hem de. Senin bu zıt görüşlerinin önü arkası yok mu? Her şey değişecek. Böyle kalmayacak. Allah'ın öfkesi zalimleri kuşatacak. Allah'ın selamı üzerinize olsun hükümdar babam. Otur bakalım Malik. Babacığım, karşınızda benim oturmam uygun olmaz. Otur dedim sana. Şimdi beni iyice dinle. Gece bütün büyükler ve ileri gelenler Sebe'de toplanacak. İnsanların hepsini kafamda kurduğum hile için davet ettim buraya. Şimdi sana açıklayacak vaktim yok. Bana güveniyor musun onu söyle. İnan seni çok seviyorum ve yapacağım her şeyi senin için yapıyorum. Kesinlikle inanıyorum babacığım. Öyleyse şimdi senden isteyeceğim şeyleri yap. Söyleyeceğim her şeyde bana karşı gel ve yemek konusunda bana itiraz et. Sana kötü sözler söylediğimde karşılık ver. Nasıl olur? Sana emrettiğim şeyi yap. Eğer seni döversem tüm gücünle bana saldır ve sen de beni döv. Emredersiniz. Başım gözüm üstüne babacığım. Kel adam, git sen saçını kestirmeye berbere. Bu ne harika bir mizah anlayışı böyle, bayıldım. Aksine tam bir aptallık, tıpkı söyleyen gibi. Aynı şeyi 1000 kere dinlemişizdir. Ben de prensin ilk anlattığı değil de başka bir kelden bahsettiğini düşünmüştüm. Senin bu prensin tam bir aptal. Gölgesi bile ağır bunun. Aptal, ağır kanlı. Yeterince yedin zaten, yeme artık. Bu benim tabağım. Bırakmıyorum. Ne yapacaksın? Yemek çok efendim. Merak buyurmayın. Hükümdarım efendim biraz zeytin tadına bakın lütfen. Bu kaptan başka yerden yemem ben. Ben de sana izin vermiyorum. Şu kaba çocuğa da bakın hele. Al sana. Edep öğren. Asıl sen al. Hak ettin bunu. Bana vurup ihanet etmeye nasıl cüret edersin? Bırakın beni öldüreceğim onu. Hayır hayır efendim. Oğlunuzu... Veliahtınızı öldürecek raddiye asla gelmemelisiniz. Efendim, İsa'nın Rabbine yemin ederim ki onu dövmeniz ve buradan azletmeniz en büyük ceza. Öldürmeyin onu. Sus, kapa çeneni be ahmak herif. Onun boynunu vurmadan benim ne kadar yüce ve heybetli olduğumu idrak edemeyecek. Onun yerine benim başımı al. Bu bozguncuları yola sokacak tek çözüm. Bozguncu sensin sen. Yüce prensimiz, ne olursunuz susun. Görüyorsunuz değil mi? Getirin bana bıçağımı. Yoksa hepiniz mi ona ders vermeme engel olarak bana isyan ediyorsunuz? Öyleyse ben de baba oğlun arasına giren bu diyarı terk eder giderim. Buradan ayrılıp gidiyorum. Elveda size ey ülkemin insanları. Yahu sen dün olanlara inanabiliyor musun? Ben hükümdarın öfkesinin gelip geçici olduğunu sanmıştım. Ama buraları bırakıp gitmekte bayağı kararlı görünüyor. Peki bizi kim yönetecek? İşte bu bilemeyeceğimiz bir durum. Sana tokat attığım için özür dilerim babacığım. Sıkıntı yok. Hadi toplayabildiğimiz kadar altın toplayalım. Şimdi kimse bizim atlarımızı ve develerimizi satın almaz ki. Gitmek için buna ihtiyacımız yok. Şu altınların hepsini koyalım yeter. Ne zaman yola çıkarız babacığım? Elimizde kalan arazileri ve sarayları sattıktan sonra. Neden bir şey yemiyorsun babacığım? Aklım çok karışık kızım. Cevabını bulamadığım çok fazla soru var. Olaylar garip bir şekilde çok hızlı gelişti. Kafam karıştı. Oturup sakin bir kafayla düşünmem lazım. Ne demek istiyorsun? Hükümdar Amr bin Amir saltanatına, tahtına ve eli altında olan her şeye aşık bir adam bilirsin. Ne oldu da bunların hepsini bırakıp gitmek istiyor? Hepimizin de gördüğü gibi sebebin ihanet olduğunu düşünüyorum. Bu bence aldatmaca. Ben inanmadım. Öyle görünüyor ki hükümdar ve prensoğlu bizim önümüzde kavga etmek için anlaştılar. Bunu neden yapsınlar ki? Benim çözemediğim de bu. Benim hemen barajın olduğu yere gitmem lazım. Baba, baba. Sessiz ol biraz. Senin benden korktuğun için sarayı terk ettiğini sanıyor herkes. Şimdi söyle ne istiyorsun? Sana vurduğum için ne kadar üzgün olduğumu tekrar tekrar dile getirmek istiyorum. Sıkıntı yok dedim ya. Bütün çanta ve sandıkları sardınız mı? Evet, bunlar yemek için. Şunlar meyve. 1000 kere söyledim şunları biraz azaltın diye. Tüm Sebe halkının bizi görmesini istemeyiz değil mi? Yolculukta azığımız olan yiyecekleri mi bırakalım?
Yanımızda her şeyi satın alabileceğimiz altınlar var ya, yiyecekleri azaltın ve sessizce halledin işlerinizi. Emredersiniz babacığım. Haydi, çabuk olalım anne. Bu güzel diyarı çok özleyeceğim. Şimdi duygulanma vakti değil. Sonra özlersiniz. Hadi hadi, çabuk ol. Bizim çok fazla işimiz var Vezir Hazretleri. Az zaman alır, sonra ikiniz yolunuza devam edersiniz. Bizim neye dikkatlice bakmamızı istiyorsun anlamadım. İşte şuraya bakın. Sadece bir tane fare. Kediler nereye gitti? Bir tane fare değil, iyi bak, fare ordusu var orada. Bakın, fareler kayaları itiyorlar. Hatta dişleriyle kemiriyorlar. Bunlar aslanlar gibi yırtıcı hayvanlar. Bize de zarar verebilirler. Asıl tehlike bu değil. Asıl mesele bu kayalar barajın altına doğru gidiyor. Yani sen suyun sızıntı yaptığını mı düşünüyorsun? İmdat! İmdat! Haydi, sarayımdan uzağa gidin. Bu benim de sarayım. Beraber satın aldık ya. Bu sarayın anahtarı şu an bende ama. Hükümdar Amir bin Amir bu sarayı ikimize sattı. İspatlasana bu dediğini. Hükümdar gitmişken ben sana bunu nasıl ispatlayayım? Öyleyse defol git buradan. Yoksa seni atmaları için bekçileri çağıracağım. Su, baraj çökmüş. Şimdi nereye kaçacağız? İmdat, imdat! Boğulacağım. İmdat, imdat! فَاَعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ